kabın içine 2,5 bardak toz şeker. Üstüne 2 su bardağı kadar un ilave ediyorum. 1 su bardağından aşağı yukarı 1 parmak eksik kadar kakao var elimin altında. Direkt olarak onu da içerisine ekliyorum. Kavanozun içindeki karbonat. Bundan yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı kadar koymak istiyorum. Şu 1, şu da 1,5. Aslında bunun renginin koyulaşmasına ihtiyacı yok ama karbonat hem rengi koyulaştırır hem de birazcık kabartma etkisini sağlar. Arkasından 1,5 kaşık kabartma tozu koyacağım. O da iyice kabartacak ve 1 pakette vanilya koyacağım. İkisini de attım içerisine. Her şeyden evvel buradaki bütün kuru malzemeyi güzelce bir çırpma teliyle karıştırmam lazım. Niye? Böyle çok fazla topaklanmalar ve benzeri şeyler olmasın. Karbonattı, kabartma tozuydu. Bunlar birazcık topaklanmayı severler. Önden topaklayın. Hatta ve hatta yapabiliyorsanız, kolayınızda yani şey üşenmiyorsanız bunları bir tel süzgeçten geçirip iyice havalanmasını ve hepsinin bir araya gelmesini sağlayın. Ama yapamıyorsanız şu şekilde güzelce çırparsanız da aynı sonucu alırsınız. Sonra bunun ortasında hafifçe bir boşluk açtım ve diğer bütün malzemeleri buraya koyarak işe başladım. Aa, tuz koymayı unuttum, özür dilerim. Bütün aslına bakarsanız tatlı tariflerine bir küçük tutam tuz ilavesi çikolatalı ya da kakaolu katın lezzetini iyice patlatır. Şunu, bunu güzelce bir karıştırdım. Hafifçe ortasını açtım ve diğer sıvı olan bütün malzemeyi içerisine ekleyeceğim. Bunları da ayrı bir yerde karıştırıp direkt de ekleyebilirsiniz. Çok da dert değil, burada da yapabilirsiniz. Şimdi 2 tane yumurta kırıyorum bunun içerisine. Tamam. Şu 2 yumurta. Hemen arkasından ayçiçek yağına ihtiyacım var. Burada yarım su bardağı kadar ayçiçek yağı var. Onu da yumurtanın üzerine ekliyorum. Bu tarifimde, benim yaptığım bu tarifte birazcık granül kahve var. Fakat granül kahveyi bu şekilde kendi başına değil, suyun içinde açarak koymam lazım. Sadece azıcık, yani birazcık kahve tadı belli belirsiz olacak. Azıcık kahveyi açacak kadar ısınsa benim için yeterli. Kaynatmaya gerek yok. Toplamda 1,5 su bardağı kadar suya ihtiyacım var. Dediğim gibi çok kaynar olmasına gerek yok. Kahveyi açacak kadar sıcak olsun bana yeter. Şu 1, şu da 1,5. Tamam. Ve arkasından süt var. Şu gördüğünüz, aslına bakarsanız göstereyim size temiz bardakla. Bir tam bardak şu. Bir de yaklaşık çeyrek bardak süt. Tamam. Bu aslına bakarsanız mükemmel bir kek karışımının genel olarak bazı. Ve bunların hepsini fırın kabına atmadan önce burada güzelce çırparak yola devam ediyorum. Çok aşırı topaklanma kalmasın ama süper pürüzsüz bir kıvam yapmak için de kendinizi parçalamayın. Sadece bütün kuru malzeme sıvıyla çırparak iyice karışsın. En büyük derdim bu. Çok da fazla efor sarf etmeye gerek yok. Şöyle bir araya getirseniz yeter. Şimdi gelelim bunu pişireceğimiz kaba. Tabanına bir yağlı kağıt serdim. İstediğim şey bu yağlı kağıtla beraber bunu daha kolay ve pratik bir şekilde çıkartabilmek. Ve akabinde alıp direkt olarak buradaki sıvı ve bütün teamüllere aykırı olan yahu bu kesin olmaz dediğimiz kek harcını bunun içine transfer ettik. Güzelce yaydık. Zaten sıvı olduğu için hemen yayılıyor. Şöyle bir sallayıp bir kere vurdum. Daha da fazla vurmaya gerek yok. Direkt olarak gidiyoruz fırına. Fırınımız 180 dereceye önceden ısıtılmış durumda. Ve yaklaşık 25 dakika kadar bu arkadaşımızı burada pişmeye bırakacağız. Bunun iç harcının muhallebisini yapacağım ve onu da soğutacağım. Tereyağı ve unu kavurarak işe başlayacağız. Burada benim yapacağım ölçek küçük olduğu için aşağı yukarı 65-70 gram civarında tereyağı var. Tamam mı? Bunu sos tenceresinin içerisine aldım. Ocağa geçtim. Altını yaktım ve yağı burada eritmeye başladım. Sevgili dostlar, bu yapacağımız tarifte unu önden güzelce kavurmamız lazım ki yaptığımız muhallebi çok fazla un tatmasın, böyle sası sası bir kıvamda olmasın. O yüzden tereyağı eritip yarım su bardağı kadar unu üstüne ekleyip güzelce kavurmaya ve unun kokusunu iyice çıkarmaya ihtiyacımız var. Bir çırpma teli
en iyi arkadaşımız güzelce kavurmak için. Hadi buyurun 65 gram tereyağıyla yarım su bardağı unu güzelce bir kavuralım. Un güzelce kavruldu. Şimdi bunun içerisine yarım bardak kadar toz şekeri ilave edeceğim ve sütünü ilave edeceğim. O da aşağı yukarı yarım litre kadar süt çırparak içerisine ekledim ve bu arkadaşımızı güzel bir muhallebi kıvamı yaparcasına karıştırmaya başladım. Çok başından ayrılmayın çünkü içerisindeki un yarım bardak az değil yani. Hızlıca topaklanabilir. O yüzden o topaklanmasın diye bunu böyle güzel güzel çırparak karıştırıyorsunuz. Şöyle içerisine bir parçacık da muskat rendelerseniz gerçekten çok güzel bir etki alırsınız. Çeyrek muskat maksimum. Daha da fazlasına gerek yok. Bizim muhallebimizin ihtiyacı olan lezzet. Bunu da ekledikten sonra çırparak karıştırmaya ve muhallebiyi oluşturmaya başlıyoruz. Katılaşmasını çok beklemeyeceğiz. Çok da ummayacağız. Çünkü tereyağını içerisine önceden attığımız ve her şeyi içeride karıştırdığımız için bunun katılaşması soğuduğu zaman olur. Şimdi içerisine bir pakette toz vanilya ekledim. Ve şöyle güzelce karıştırdım. İyice dondurduğumuz zaman istediğimiz kıvama gelecek. Fakat dondurmadan hemen önce bunu ikiye böleceğim. Tamamen göz kararı. Belli bir gramajla değil. Hani birinden az birinden çok olursa sağlık olsun dediğim gibi. Tamamen göz kararı yapıyorum bunu. Aşağı yukarı iki eşit parçaya bölmüşüm gibi hissediyorum. Ve bunları birazcık renklendireceğim. Renklendirmek için doğada iki tane çok güzel yardımcımız var. Bir tanesi pancar tozu. Aktarlarda dahi bulabilirsiniz. Bir tanesi de zerdeçal. Zaten baharat olarak kullanıyoruz. İstediğiniz ve sevdiğiniz farklı renklerdeki baharatları böyle renklendirme ve tadlandırma işlemleri için kullanabilirsiniz. Birazcık dediğim gibi zerdeçal, sarı renk, pancar, kırmızı rengi vermek için bize gayet uygun. Fakat ikisinden de kontrollü kullanmanız lazım. Şöyle ki zerdeçal son derece güzel renk verir ve hızlıca boyar. Aynı şekilde pancar da son derece güzel renk verir ve hızlıca boyar. Azıcık koyun. Şöyle birer çay kaşığı kadar. Tamam. Sonra da bunu karıştırarak işe başlayalım. Karıştırın ve rengi oluşturun. Tamam. Bu kadar yeter. Daha fazla koymayın ama birazcık daha renk olsun isterseniz azıcık daha bir küçük ilave yapabilirsiniz. Aynı şekilde buradaki zerdeçalı da koydum. Bu da böyle tatlı bir hardal rengine doğru gitti. Pastamızı hem renklendirecek hem de tatlandıracak. Bu arkadaşları bu sıkma torbaların içerisine transfer edeceğim ve bunların içinde soğutacağım. Öncelikle şu sarı olanı aldım, transfer ettim. Çok fazla yok gördüğünüz gibi. Çünkü küçük bir kalıp kullanacağım ben. Hemen şöyle arkasını bağlayalım. Akmasın. Şu. Arkasından bir de böyle kırmızı renk yapıyorum. Aldım. Direkt olarak sıkma poşetinin içine transfer ettim. Aynı şekilde bunu da bağladım. Ve her ikisini de buzdolabında dinlensinler diye birazcık şu anda tedavülden kaldırdım. Fırındakini bir çıkartalım. Gayet güzel vaziyette pişti. Kabardı, yükseldi. Kendinden nemli bir kıvamda ve süper oldu. Bak, bak. Pofidik pofidik bir kıvamda ve şaheser. Bunun burada birazcık soğuması lazım. Tatlının diğer işlemlerini yaparak yola devam edeyim. Kek artık elle tutulabilir seviyeye kadar soğudu. Yerinden çıkartmak için uğraşmak yerine böyle bir fırın kağıdını serdim ve alıp direkt dikkatli vaziyette ters çevirip direkt olarak bu kağıdın üstüne çıkartabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra da şu üstündeki taban olan kağıdı çıkartıyorsunuz. Gerçekten hem yumuşak bir dokusu var hem de pofidik pofidik bir kıvamda. Şimdi sıra geldi bundan iki tane kalıp çıkartmaya. Elinizdeki kalıbı kullanarak buradaki ben mesela kalp yapıyorum. Böyle iki parça çıkartacaksınız. Önce göz kararı tam köşeye kadar gelip bir numaralı kalıbınızın yerini işaretleyin. Arkasından onun tam verevine gelip bir diğerini işaretlediğinizde bu şekilde tam iki parça çıkartabiliyorsunuz. İlla tabii kalp yapmak zorunda değilsiniz. Ben sezon finali olduğu için gönül bağımızı daha da pekiştirebilmek için
Benim gönlümden size giden yolu göstermek amacıyla kalpli yapmaya çalıştım. Dikkatlice şöyle hızlı bir şekilde üstüne bastırıyorsunuz, tamam? Ve burada bir parça çıkartıyorsunuz. Bu çıkarttığınız parçanın kenarlarını şöyle hafifçe ayırabilirsiniz. Çıkartıyorum ve aynı şekilde şöyle iki numaralı kalbi de sert, keskin ve katı bir hareketle bastırarak ortaya çıkartıyorum. Kalp şeklindeki verdiğimiz kalıbı çıkarttım. Tamam. Bu kalıp gördüğünüz gibi kısa kalıyor ve ben bu kalıbın içinde çalışmak istiyorum. O kalıbın içinde çalışmak için de şöyle iki tane üstü yağlanmış ve kestiğim fırın kağıdından faydalanacağım. Bunu alıyorum şu şekilde kalpli olan kalıbın üstüne yerleştiriyorum. Bunu yapmamın iki tane temel sebebi var. Birincisi katı birazcık daha yüksek bir hale doğru getirebilmek. Yani bir tık daha yüksek kat çıkabilmek. İkincisi de içerisine az sonra dolapta soğuyan sıktığım o kremaları gezdirdiğimde o kremaların bunun içerisinde tam köşelere, çeperine eşit şekilde yapışmasını sağlamak. Yağlarsanız da iç kısmını, özellikle kalıba yapışan kısmını yağlarsanız da birazcık daha iyi tutmasını sağlıyorsunuz. Servis yapacağım tabağı aldım. Tamam. Bu kalpli kalıbımı içerisine koydum. Şöyle. Sonra bu... Hatta şöyle yapayım daha kolay olur. Bu güzel, yumuşak. Bunlar çok kırılganlar bu arada. Bak acayip yumuşaklar. O pastanelerdeki satılanlar gibi şey değiller. Ya. Biraz daha sert, gövdeli, şekil vermeye uygundan ziyade lezzetli, güzel, yumuşak ve yerken sizi çok mutlu edecek bir kıvamda. Sonra kalıbı getirdim. Bunun içerisine güzelce yerleştirdim. Tamam. Hemen arkasından gidiyoruz dolaba. Umalım da buradaki kremalarımız güzelce soğumuş olsunlar. Bakın. Şöyle kenarlara gelecek şekilde küçük küçük şekiller oluşturuyorum. Sonra aynısını buradaki sarı renkte yapıyorum. Orta kısımdan ziyade şu kenar kısımların güzel bir şekilde birleşmesi ve iyi bir renk cümbüşüyle bir birliktelik teşkil etmesi gerçekten daha önemli. O yüzden önce kenarlardan başlayın. Sonra da arada kalan kısımları işte biraz ondan biraz bundan olacak şekilde güzelce doldurun. Güzelce her iki kremayı da böyle sıktım. Gördüğünüz gibi tatlış tatlış bir renk almış vaziyette. Eğer isterseniz parmağınızı hafif ıslatıp şu kenar köşelere böyle küçük dokunuşlar yaparak çok daha eşit bir hale getirebilirsiniz ya da bu şekilde bırakabilirsiniz. Bir kasenin içine su koyun, o suyla beraber küçük küçük dokunun. Şimdi sıra geldi bunun üstünü kapatmaya ki bence en stresli ve en şey kısım bu. Ben ama altta kalan kısım şu anda buraya geldiği için elimde ters çevirdim. Bir kez daha aldım ve bu kısmı üste gelecek vaziyette dikkatlice yerine yerleştiriyorum. İşte kenardaki o yüksek kağıtlar azıcık da bana bunu yerine yerleştirirken kolaylık sağlıyor ve üstüne şöyle hafifçe bastırarak pastanın son ve eksiksiz formunu bu şekilde vermiş oluyorum sevgili dostlar. Yapacağımız şey bunu kalıptan çıkartmak ve güzel bir şekilde üstünü çikolata ganajla süslemek. Bir su bardağı kremayı ısıtıp içine bir su bardağı çikolata ekleyip bu tatlının üstüne dökeceğim ve üst ganajı olarak servis edeceğim.